Aa, ne yapıyorsun sen? Ben çok sıkıldım Yasemin. Çıkacağım size de biraz yürüyüş yapacağım. Hem belki Murat'ı falan görürüm diye düşündüm. Sen delirdin herhalde. Yani Cavidan Hanım daha bize karşılarınız çıkacağımızın komutunu vermedi çünkü. Böyle acele etmesek hayatım, böyle biraz beklesek. Sıkıldım diyorum Yasemin. Gerçekten sıkıldım. Burada böyle oturup kıymetim bana dedikodu getirmesini bekleyemeyeceğim. Gidiyorum ben. Tamam Aylin, o zaman bir dakika. Ben de giyineyim, beraber çıkalım yürüyüşe, olur mu? Hemen hızlıca hazırlanacağım. Tamam, olur. O zaman ben de aşağıda kahve içip seni bekliyorum. Anlaştık. Hadi. Afiyet olsun Nergis Hanım. Kan olsun, can olsun bebişe. Tamam. Başka bir şey ister misiniz? Hmm, yeter bunlar. He, bu zeytinlere nasıl zam gelmiş ha? Medine. Hayriye. Ben oğlum, ne oldu sana? Gel gel. Kız, ne oldu sana? Tamam, dur. Şey, Nergis Hanım, Medine gelmiş de iki dakika kapıda ağlıyor. Bakabilir miyim? Bulmak hadi. Medine, ne oldu sana kurban oldum? Niye böyle tir tir titriyorsun? Hani polisler aradı beni. Hemen gelmeniz lazım dediler. Gelmezseniz biz gelip sizi alacağız dediler. Anam, kız, Canan'ım mı şey dedi acaba? Canan Hanım iyileşti mi ki? Yeni Songül abla şey demişti ya, o şeyler takın demişti. He, iyi. Anam o demediyse kim konuştu bu adamlara? Dur bir arayayım ben. Polislerin aradığını sakın söyleme Songül ablaya. Alo, niye? Ne niye, sen aradın? Hayriye bak, söylersen ölümü gör ha. Hayriye. He? Kızım ne diyorsun ya? İyi günler. İyi günler abla. Canan Hanım'ı soracaktım. Hala yoğun bakımda kızım, bir haber gelmedi. Ben de şimdi iş arıyorum. Var ya, işlerinizin kıymetini bilin ha. Dışarısı çok zor. Neler yutkundun gene? Canan Hanım uyamadı he mi daha? Hala yoğun bakımda diyorum ya. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Ha, sen o sabahki şey için mi soruyorsun? Hani Canan Hanım polise konuşur da ben size söylemem falan diye. Ben öyle bir insan mıyım Hayriye? Yo yo abla, tövbe tövbe. Ben şeyden sordum yani, Nergis Hanım sordu da ondan. Aa, Nergis Hanım çağırıyor. Haydi kolay gelsin. İyi, kapat kapat. Oy şey, hala yatıyormuş, yatıyorsa da konuşamadı demek ki. Oy. Kesin Songül abla söyledi. Başka kim söyler ki? Şermin Hanımlar neden kendilerini yaksınlar? Songül abla oğlunu kurtarmak için beni yaktı. Deme öyle şey. Kadın iş bakıyormuş zaten. Ben hapislerde ne yapacağım? Esma ne olacak? O kadar uyuz oluyorum ki bak yani. Ne yapıyorlar ki acaba? Oradalar. Aylin Hanım. Aylin Hanım'ın ahı mı tuttu acaba Hayriye? Belki de Allah'ın sevgili kuluydu. Belki de Rabbim dedi ki benim sevgili kuluma dedi. Kız ne saçmalıyorsun be? Aylin Hanım orada. Hayriye. Yasemin Hanım. Medine. Aylin Hanım. Nil'in senin yanında ne işi var? Murat Bey emanet etti. Sen yine bizim evde mi çalışmaya başladın? Sakin ol Aylin Hanım. Görüyorsun değil mi ya? Şaka gibi ya, şaka gibi. Daha ben evden gideri 24 saat geçmeden yine bizim evde çalışmaya başlamış. Çekil. Aylin Hanım, ne yapıyorsunuz? Götüremezsiniz. Ben Murat Bey'e sonra ne diyeceğim? Annesi benim bakmamı uygun görmedi diyeceksin. Ne diyeceksin? Aylin Hanım durun, lütfen götürmeyin. Medine, çekil önümden, güvenliği arattırma bana şimdi. Aylin Hanım, ama babası Medine'ye emanet. Ya annesiyim ben diyorum ya. Ne oluyor? Ya Hayriye. Ay, Niloş ağlıyor ama ya. Ne işin var, ne yapıyorsun burada? Şu an seninle hiç uğraşamam biliyor musun? Hiç çekemem yani ben şu an seni. Gitmek falan yalan dolan değil mi? Ya bir gün sürseydi gururum be. Hemen tükürdüğünü yaladım. Ben hiç arttırmam onu, çık diyorum. Murat Bey, bakarım ya. Murat Bey gel. Murat'la ben konuşurum kızım, çık önümden. Kocanla konuşurum. Ben... Ne oluyor ya? Aylin, senin ne işin var burada? Murat Bey, ben vermedim vallahi, gelip kendisi aldı. Hala kendisi aldı diyor, benim çocuğum diyorum, bu kız benim çocuğum. Tamam yeter. Çocuğu da anlattın.
sen artık bu çocuğun hiçbir şeyi değilsin. Demek oluyor bu kadar insanın içinde Murat ya? Ne diyorsun sen? Nasıl konuşuyorsun? Senin gibi bir anneye çocuğumu vermeyeceğim Aylin. Benim gibi bir anneye vermiyorsun ama evliliğimizi bitiren bu kadına veriyorsun öyle mi? O kadın senden daha iyi bakıyor Nile. Kendi çocuğuma kendim bakacağım, tamam mı? Çekilin çocuğumun yanına, çekil diyorum. Anne, gittikçe çirkinleşiyorsun. Bu ne ya, sokak ortasında çocuk çekiştiriyoruz? Medine, çocuğumu yanından çekil, polis arayacağım lütfen, çekilin. Bırak çocuğumu. Anne, polis diyor. Anne, Murat Bey, karı koca arasında siz halledemez misiniz ya şimdi? Ne polisi değil mi? Ara, buyur ara polisi, karakolluk da olalım. Ben davayı açtım bugün zaten. Velayeti de alacağım. Bu çocuğu senden uzak tutabilmek için elimden ne geliyorsa yapacağım, bunu bil. Şimdi çık git bu siteden. Murat. Ha? Çık git Aylin. Benim çocuğum. Çok iyi söyledim. Bence de çıkın artık bu siteden. Ne diyorsun sen be? İnsanları rahatsız ediyorsunuz. Site sakinleri sizden rahatsız. Çık bu siteden. Çık sen de bu siteden. Çıkmıyoruz. Biz de burada oturuyoruz. Duk. Oturuyordunuz o eskiden. Burada oturmuyorsunuz artık. Öyle değil o. Yeni taşındık biz. Bak sokağın sonunda hemen, yani yanınızdaki ev. Ne güzel ya, komşu olduk. Şahane, artık böyle bol bol sık sık görüşürüz. Ne hoş. Yasemin! Döndün mü? Sevindin mi? Ya sevinmez. Olur muyum? Tabii ki çok sevindim. Sabaha kadar gözüme uykum girmedi, çok özledim. Ah canım benim, vah vah ya, çok yazık. Senin daha çok uzun süre gözüne uyku girmeyecek o zaman. Hadi Aylin, gidelim biz. Nereye gidiyorsun? Dönmedin mi? Dönmedim Feyyaz. Ne dönmesi ya? Bu kadın bu evden tamamen gitmeden ben hiçbir yere dönmüyorum. Okey? Hadi Aylin'ciğim. Hadi hayatım. Şimdi nereye gidiyor ya? Aylin'le yandaki evi tutmuşlar. Aa, o da olur. Medine, sen al git çocuğu eve, ben de şu arabayı çekiyorum. Canım benim. Aylin'ciğim, şunu bir al. Gel. Bitti Yasemin. Gördüm Murat'ı, bitirmiş beni, silmiş. Gözünde gördüm. Dönüşüm yok artık. Tamam, sen bir iç şunu, bir sakinleş. Tamam, geçecek yani. Tamam. Ya, insan sevdiği birini bir günde nasıl siler ya? Yani üzülme falan diyeceğim, böyle saçma olacak tabii. Ama şimdi o da bir erkek. Hani gururu var falan ve böyle hani sen onu aldattın sanıyor, aldatmadığın halde. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken şey, en önemli şey, Murat'a senin onu aldatmadığını kanıtlamak. Bunu yapacağız. Bak her şeye çözülecek o zaman, ben eminim. Aylin! Cavidan ama. Aylin! Aylin! Ne yaptınız zannediyorsunuz siz? Ha? Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Anne bağırma başımda ya. Niye bağırıyorsun sen benim başımda? Bağırma. Suratıma bak benim. Sen benim gözümün içine bak. Gözümün içine bak bana. Biz böyle mi anlaştık sizinle? Ha? Böyle mi anlaştık? Böyle anlaşmadık annem. Haklısın. Biz seninle böyle anlaşmadık. Biz senin sözünden çıkmayacaktık. O şekilde anlaştık. Ama ben senin sözünden çıktım. Ben senin sözünden çıktım. Özür dilerim. Çıktım yani, anladın mı? Çıkmış oldum yani. Ne yapayım? Öleyim mi? Sen az önce benim ne yaşadığımı biliyor musun? Benim az önce kızımı elimden çekiştirerek aldılar ya. Az önce benim kızımı benim ellerimden çekiştirerek aldılar. Murat bana boşanma davası açmış anne. Boşanma davası açmış. O kızı geri işe almış. Sen bana kalkmış bağırıyorsun. Nasılsın diye sordun mu bana? İyi misin dedin mi? Demedin. Ben odama gideceğim. Biraz dinlenmek istiyorum. Eğer benim sözlerimi dinlemiş olsaydın bunların hiçbir başına gelmeyecekti senin. Hey! Size diyorum, size! Ne diyorum, duyuyor musunuz, anlıyor musunuz beni?
Bunlarla bu iş yalan olur. Sen kendini kurtar kıymet. Demir Bey. Burada tam senlik bir kız var. Adı Hayriye. Dün size de başladı mı işe? Hı. Hayır, öteki kızdan bile daha acınası durumda. Bak, bir erkek canım dese canını bırakır o derece. Bir de sen yani. Demir. Bütün siteyi kaldırırız, bak öyle söyleyeyim sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.